Her insan öldürdü diye efendim kısas uygulanmaz ona. Kısasın ölçüleri var. Onlar efendim o ölçüler meydana gelmedikçe kimse kimseye kısas edilmez. Hurru bil hurri. Hürre karşı hür öldürülür. Bir kimse hür bir Müslüman öldürdüyse, kendisi de hürse ne yapılır? Hür olarak öldürülür. Peki kendisi köle hürü öldürdüyse, o zaman hür köle bakılmaz. O kişi öldüren öldürülür. Öldürülene kısas yapılır. Aynısı kendisine yapılır. Tamam. Vel abdu bil abdi. Köleye karşı köle öldürülür. Peki köleyi öldüren hürse ne olur? Adamın gidip de kölesi aranmaz. Hür de köleyi öldürse yine ne yapılır? Orada efendim hür kişi öldürülür. Çünkü burada kısastan murat nedir? Katili öldürmektir. Tamam. Ama diyelim bir hür hürü öldürdü. Hür bir Müslümanı öldürdü. Hür bir Müslüman. Kalkılıp da bu hür Müslümana karşı efendim sen hür olarak öldürdün, katilsin. Ne olacak? Beni öldürmeyin de alın şu kölemi öldürün. Bu olmaz. Hürre karşılık hür öldürülür. Efendim sizin kavmi kabileniz güçsüzdür. Çok bilindik bir kavim değildir. Dolayısıyla sizin hürrünüzün bir önemi yoktur. Deyip de efendim 5 kişi öldürülmez orada. 10 kişi öldürülmez o kabileden. Anlaşıldı mı? Misilleme yapılır. Bire bir. Köleye köle. Hürre hür. Anlaşıldı mı? Cahiliye döneminde böyle değildi işte. Ne yapıyorlardı? Mesela adam diyordu ki benim kabilem daha güçlü. Benim adamlarım değerli. Sen benim adamlarından biri, benim adamlarımdan kavmimden birini öldürdün, ben senden 5 kişiyi öldüreceğim diyordu. Siyonist İsrail ne yapıyor bugün? Efendim, gavurlardan Siyonist kafir Yahudisinden bir tane öldürdüğün zaman gidiyor bir kasabayı ateşe veriyor. Niye? Benim askerim diyor daha üstün diyor, benim adamım. Müslümanları zaten köle esir olarak görüyorlar. Filistinli, Gazze'li Müslüman kardeşlerimizi onlardan bir mahalleyi katlediyor. Tak bir gönderiyor efendim bombayı, füzeyi bir mahalle katlediyor. Kadın, çoluk, çocuk hepsi. Ona göre bu ne? Ona göre bu doğru olan. Oysa Rabbimiz ne buyuruyor? El abdu bil abdi. Köleye karşılık köle. Dahası var. Vel ünse bil ünse. Kadına karşılık da kadın öldürülür. Bir kadın öldürüldüyse onu öldüren kim? Diyelim kadın. O zaman o kadın öldürülür. Şimdi İslam'da kadın erkek eşitliği yoktur diyenlere sesleniyorum. Allahü Teala Hazretleri hanımefendiyi nasıl kayırıyor hanımları? Vel ülse bilümse. Kadına karşılık kadın öldürülür. Cahiliyede ne geçerliydi? Kadın kıymetsizdir. Efendim, kadın değersizdir. Bir kadın öldürüldüyse diyelim ona karşılık biz erkeği öldürürüz filan. Böyle bir çıkışma olurdu. Oysa kadına karşılık ne öldürülecek? Kadın öldürülecek. Dinin emri bu cemaati Müslüm. Dinin hükmü bu cemaati Müslüm. Akıl bali olmuş, buluğa ermiş. Ve aklı başında Mecnun deli olmayan bir Müslüman bir Müslümanı öldürdüğü zaman da buna ne yapılır? Kısas uygulanır. Efendim hürre karşılık hür, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın öldürülür. Ya femen her kim? Ufiye affederse. Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde ne vardı? Kısasa kısas vardı. Bizde de var mı? Var. Bizde de kısasa kısas var. İşte onu konuşuyoruz. Karşılık var yani misilleme. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında olan bak bizde var. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında ise kısasa kısas yoktu. Ne vardı? Affetmek vardı.
Direkt affedecek. Yakınını öldürdü filan. Tamam. Affedecek. Öldürmek yok. Kısas uygulamak yok. Peki bizde ne var? Bizde hem kısasa kısas var. Kısas uygulaması var. Hem affetmek var. Affedebiliyorsun. Bir de üstüne diyet var bizde. Diyet ödeyebiliyorsun. Yani belli bir mal, belli bir para. Kan demiyoruz. Onlar adet örf olmuş. Diyet diyoruz İslam'da ona. Ama değiştirmişler, bugüne uydurmuşlar. O caiz değil. Kan parası mı? Onlar caiz değil. Öyle diyerek almak. Diyet olarak alabilirsin. فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ Kardeşinden bak ha. مِنْ اَخِيهِ bak bak. Yani her kim katil olan maktulün katilini, ki Allah-u Teala o katili de kardeşinden diyor. Demek ki bir Müslüman bir Müslümanı öldürmesine rağmen katil maktulün nesidir? Kardeşidir. Ya o zaman ne anlıyoruz buradan? Adam öldürmek kişiyi ne kadar büyük günah olursa olsun dinden çıkarmadığını öğreniyoruz. Ve halen İslam kardeşliğinin devam ettiğini öğreniyoruz. Çünkü Allah ne buyuruyor? Min ehihi, kardeşinden affederse şeyun, bir şey, küçük bir şey, büyük bir şey affederse, fettiba'un, hemen uyun, bil ma'rufi, ona güzellikle şeriatın ve aklın kabul ettiği ölçüde ne yapın? Hemen uyun. Mesela diyelim, öldürülen maktulün yakınları toplandı. Tabii büyük yakınları, kısas istemeye hak sahipleri. Dediler ki, birisi ikisi, biz bunu affettik dediler. Ne yapacak? Diğer kalanlar ona uyacak. Affetmeye hakkı olanlar affettiyse ona uyacak. Sonra diyeti neydi mesela diyelim? 10 kilo altın vermesi lazım. 10 kilo altın değil de ötekinlerden birileri dediler ki ya 5 kilo versin. Kısas hakkı olanlar. O zaman 5 kiloyu kabul edin. Yani kardeşinden فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ demek budur. Bir şey affedildiği zaman da ona güzelce ne yapacaksın? Uyacaksın ve اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِيَحْسَنْ Sen de onu ne yapacaksın? Güzel bir şekilde katil onu yerine getirecek. Ödeyecek. Kasten öldürmelerde kısas vardır, af vardır, bir de diyet vardır. Bu tercih artık o maktulün yakınlarına bırakılmıştır. Anlaşıldı mı? Ama diyelim ki kasten olmayan öldürmeler, taksirli ölümler, işte kazaen öldürmeler veyahut da yani kasten öldürmeden murat nedir? İşte tabanca, silah, bıçak, kesici aletler, süngü, mızrak, bunlarla öldürdün, vurdun mu bir adamı, öldün mü adam, tamam. O adamı kasıtlı öldürmüşsün demek. Ama diyelim camla vurdun adamı, bir cam parçasıyla, başına bir şişe vurdun mesela. Veya işte bir bardak vurdun, efendim. Veyahut sopayla iki tane çaktın, adam gitti, beyin kanaması. Musa Aleyhisselam tokatı çaktı, adam öldü yani. Şimdi tokatlan adam ölür mü? Ölmez. Bak, kasıt yok yani, anladın mı? Efendim. Kasten değil. Veya arabayla giderken çarptın. Motosikletle adam çarptı, öldürdü. Ne olacak bunlar? Bunlar kasıta girmez. Tamam? Bunlar kazaen öldürmedir. Dolayısıyla bunun için kısas uygulanmaz. Ne vardır buna? Diyet var. Bunun şeyine efendim 100 deve işte ne yapıyor? Şimdinin hesabıyla efendim Abdullah Efendi gidiyor. Affettirebilirsen affettireceksin biraz. Bir tanesi bana dedi ki hocam ben dedi efendim kasten değil işte zaten kasıta girmiyor da arabayla çarpmalar kazaları filan hiçbiri kastene girmez. Adama çarptım dedi öldü dedi memlekette. Ondan sonra bunun için ne yapacağız dedi. Ailesi de dedi iyi insanlar işte bizi mahkemelerim devam ediyor. Ama işte onlar da iyi insanlar. Bunun kasıtlı olmadığını anladılar. Efendim onlara nasıl davranabilirim? Dedim diyetini ödeyeceksin. Ne kadar diyeti dedi? Dedim 4 kilo altın. Bir daha o arkadaş görünmedi hiç.
Seni çok sevdim hocam filan diyordu ama bir daha göremedim onu hiç. Yok yani esamesi okunmuyor. Alıştırma söyleyecektim. Bir kere bir Şeriatımızın hükmünü alıştırma yok. Şeriatımızın hükmünü olduğu gibi söyleriz ama ona şunu da dedim. 4 kilo da sen konuş ailesiyle bir kiloya anlaş. Veya yarım kiloya anlaş. Nasıl anlat yani nasıl bağlarsan bağla. Anlaş da. Anlaşma hakkın var. Onların da sana indirim yapma hakkı var. Hacı de bütün efendim öldürmeler kasıt sayılmamıştır. Ve buradan da anlıyoruz ki bütün öldürmelerde kısas uygulanmaz. Cemaat-i Müslümin İhvan'dir. Şeriatımız ölçüyü koymuştur. Her insan öldürdü diye kısas uygulanmaz ona. Kısasın ölçüleri var. Onlar efendim o ölçüler meydana gelmedikçe kimse kimseye kısas edilmez. Ama diyelim ki sen adamı kasten bilerek öldürücü bir şey olduğunu bile bile çektin vurdun veya bıçakladın öldürdün öldürmek maksadıyla. O zaman sana kısas uygulanır. Kısas zaten niçin konulmuştur? Öldürmeyi yapma diye konulmuştur. Ya şimdi adam bu kadar öldürüyor mesela 10 kişi 20 kişi. Niye? Zevkine. Norveç katliamını yapan niye yaptı? He? Adam bir oyun oynuyormuş da oyundan tesirlenmiş, etkilenmiş, gitmiş basmış okulu şeyi. Amerika'da filan çok oluyor gavuristanlarda. Efendim alıyor adam tabancayı taramalıyı değil mi? Bir giriyor abi tarıyor. Oyunda yaptığını yapıyor. Veya çocuk işte diyelim 14-15 yaşında acaba yapabilir miyim diye deneme yapıyor. Bir giriyor öğretmenini, okul arkadaşlarını hepsini katlediyor çıkıyor. Ötekisi anasını kesiyor. Geçen öyle bir şey olmuş. Bir giriyor efendim. Acaba o cesareti bulabilir miyim kendimde? Ben öldürmeye şey miyim acaba? Hani yetkili miyim? O kadar cesur muyum? Muktedir miyim diye deneme tahtası yapmış karşısındakini. Tak çekiyor. Sen ne yapıyorsun abi? Alıyorsun bunu. Efendim hapishanede kimisi ağa oluyor, kimisi paşa oluyor. Kimisi efendim koğuş mümessili oluyor, kimisi koğuş reisi oluyor bilmem ne filan. Ondan sonra kumarlar, ondan sonra tavlalar, zarlar, ondan sonra gardiyana dışarıdan bir şeyler getirtmeler, ondan sonra içeriden mektupla dışarıyı tehdit etmeler, içeride ağalıklar, paşalıklar, el keyif yatırıyorsun adam. Var mı böyle bir dünya? Ondan sonra 15-20 sene sonra çıkıyor hadi bir katliam da. Ne olacak? Böyle önüne geçebilir miyiz? Peki bu kimin kanunu? İsveç'in kanunu. Belçika'nın kanunu. İtalya. Efendim İngiliz'in kanunu. Amerika'nın kanunu. İtalya'nın kanunu. Fransa'nın kanunu. Falan filan. Ne kadar gavurlar varsa hepsinin toplamışız. İsveç'ini, misveç'ini koymuşuz ceza kanununa. Ne alakası var? Ne alakası var? %90'ı Müslüman bir memleket olan şu topluluk. Neden gavurun kanunlarıyla yönetilsin ki? Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulâkumul kafirun. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın indirdiği var burada. 110 sene, 150 sene evvel bunlar uygulanıyordu. Ne oldu şimdi? Ne oldu? İşte Yunan bir taraftan, İngiliz bir taraftan kuşattı. Efendim yıktılar ecdadımızı, tarumar ettiler memleketimizi. Efendim İslam şeriatını ortadan kaldırmak, Kur'an-ı Azimuşşan'la yönetimi yok etmek için adamlar çalıştı, gayret etti, getirdi kanunlarını bize dayattı. Biz de efendim pasta sunmuş gibi, baklava börek gibi, duyuyor musun? Efendim aldık dedik afiyet olsun, hadi löp 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 indirdik. Şimdi geldiğimiz durum bu. Oysa bir adam öldürüldüğünde öldüren katili öldürsen ne olacak? Görüyor musun? Bir dahaki katil korkacak. Bu işi yapamayacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.